Selamlar. Herkese selamlar. Hoş geldiniz. Merhabalar, merhabalar. Biraz daha YouTube'dan bir ban yemeden. Herkese selamlar, merhabalar. <laughs> Nasılsınız, iyi misiniz? Hoş geldiniz. Haftaya başlıyoruz. Güzel bir hafta olsun. Nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkür ederim. Teşekkürler. Ben de gayet iyiyim. Nasıl gidiyor? <laughs> Teşekkürler Gül Hocam. İyi izleyelim, iyi olalım. <laughs> Güzel bayağı kalabalığız bugün. Harika. Yok, dil az kaldı. Herkes derslerde. <laughs> Süper. Bugün ne yapıyoruz? Bugün haftaya bir close test çözerek başlıyoruz. İki tane close testimiz var. İki close test çözeceğiz bugün hocalarım. İki close testimiz var. Beraber bunları çözeceğiz. Nasıl ilerleyeceğiz? Ne yapacağız? Ne edeceğiz? Ee, şöyle bir de bakayım mesajlara. Az kaldı demeyin. Kalbim sıkıştı. Az kaldı derken daha var ama kurtarmak için, çalışmak için açıklarımızı kapatmak için aslında çok zaman var ama çok gibi görünen bir az zamanımız var. Şimdi haydi başlayalım close testlerimizi çözmeye. Sınav kaygısı çok fazla oldu. Aslında şöyle söyleyeyim en büyük düşmanınız şu anda kendi iç sesiniz. Ondan daha büyük düşmanınız yok. Zaten siz soru çözerken ya da ne bileyim çözmediğiniz zamanlarda bile aslında sizi bitiren o içinizdeki o ses sizi yönlendiren o e, sizin şeytanınız o aslında sizi bu kınav, sınav kaygısına yönlendiren e, onu yapmadığınız takdirde zaten kendinizi rahatlattığınız takdirde o iç sesinizi bir bastırdığınız takdirde çok rahat bir şekilde çalışıp aslında devam edebilirsiniz. E, i̇şte aslında bakın neden kaynaklanıyor biliyor musunuz? Ee, şöyle oluyor. Siz mesela kelime ezberleyeceksiniz. Kelime ezberlemeye oturduğunuz zaman bakıyorsunuz bir öncekini unutmuşsunuz. Haydi bakalım bismillah başlıyor. Ah eh, Bunları da unuttum. Yenilerini ne zaman ezberleyeceğim? Sınavda zaten şu kadar kaldı. Daha ezberlemem gereken bu kadar e, kelime var. Haydi buradan kelime elendi. Sonra çevreye geliyorsunuz. Bakıyorsunuz bir cümle bir kelimenin anlamını unuttunuz. Ya da bilmiyorsunuz çeviremediniz cümleden bir şey anlayamadınız haydi orada da başlıyor bir kaygı daha ben burayı da çeviremedim işte bir sonraki cümleyi de anlamadım bu bağlacı burada nasıl bağlıyorduk bu kelime hangi anlama geliyordu bu prebin burada ne işi var in olmayacak mıydı orada da yedik mi bir eleme yedik geldik soru çözümüne soru çözümünde de ne oluyor diyorsunuz ki eyvah geldik soru çözümüne Cümle tamamlamada ben yanlış yaptım. Bu bağlacı tutturamadım. Bu bağlaç zıtlık yapmıyor muydu? Şimdi artı artı oldu. Ne işi var burada zıtlığın? Ya da zıtlık gibi gördüğünüz sebep sonuçlar oluyor aslında doğru cevap. Diyorsunuz ki ben bağlaçları hani ezberlemiştim? Hani biliyordum? Niye cümle tamamlama çözemedim? Geldik çeviri sorularını. Çevirilerde bakıyorsunuz diyorsunuz ki 12 tane çeviri sorusu. Buradan soru kaçırmamam gerekiyor. E, gidiyorsunuz en rahat yerde relative clause kısmında, çeviri kısmında relative clause kısmında eleniyorsunuz. Haydi şimdi diyorsunuz ki çevirden de yanlışım çok çıktı. Ben daha paragraf yapacağım da paragraf tamamlama yapacağım da paragraftan atma yapacağım da bunlar nasıl olacak al işte diyorsunuz. Zaten sınavda şu kadar az zaman kaldı. Ben bunların hepsini bu zamanda nasıl yetiştireceğim diyorsunuz. Ben yanlış olduğumu düşünmüyorum ama yanlış mıyım? <laughs> Bence böylesiniz. Sizce? Doğru tespit mi? Kesinlikle. Çok haklısınız. E, tahmin edebiliyorum. İç sesim. Aynen öyle. Tamam. Tabii ki. Tabii ki. Şimdi bunların olmasının sebebi de çok doğal. Çünkü bir tık emek veriyorsunuz. Emek verdiğiniz için de bunu kaygısı basıyor. Şimdi bunlardan ziyade bunları düşünmekten ziyade hiçbir zaman şunu unutma, unutmayın. Ee, kesinlikle ve kesinlikle son güne kadar her şey tamamen bir soru çözümüne o zaman başlamak e, yani her şeyi tamamen bilip soru çözümü öyle yapma, yapılmaz ya da son güne kadar her şeyim tamam artık ben sınava hazırım hiçbir zaman diyemezsiniz yani sınavda deseler ki arkadaşlar bir ay sonra ertelendi herkes der ki ya Niye böyle bir şey oldu? Sadece hani şu his olabilir. Keşke olup bitseydi ama her, her ya yani hiç kimse demez ki evet ben tamamen hazırım. Herkes bir tık eksiğinin olduğunu düşünebilir. Zamanım olsa şuna da bakardım diyebilirsiniz. Bu bir sınav sürecinde yaşanılan çok doğal bir e, duygu durumu. Sizlerden istediğim, sizlere tavsiyem daha doğrusu şu. Son güne kadar hatta sınav günü dahil olmak üzere siz öğrenme sürecindesiniz. Siz o sırada öğreniyorsunuz. Sınav günü de dahi sınav günü bir kelime baksanız o kelime sınavda çıksa kelime kısmında doğru cevap olarak gelse şansınıza 1-25 puan. Onun için ee, kesinlikle ve kesinlikle sınav gününe kadar öğrenme aşamasında olduğunuzu unutmamanız lazım. Bir bu öğreneceksiniz. Denemede şöyle bir öğrenci mantığı şöyle bir şey var. Hocam ben konularımı bitirmedim. Hocam ben soru e, işte soruları yeteri kadar soru çözmedim. Deneme çözmesem ben işte şu kadar zaman sonra bir hafta çözsem o sırada tamamlasam olur mu? Olmaz. Zaten denemenin amacı şu değildir yani sen bakalım her şeyi tamamen bitirdin. O tamamen bitirdiğiniz zaman bile hiç yanlışsız mı yapıyorsunuz denemeyi? Hayır illaki yanlış çıkıyor. Yüze koşmuyorsanız eğer. İlla yanlışınız çıkıyor. Zaten denemedeki amaç bakalım Öğrendiğini ne kadar öğrendin? Kendini denemek. Amaç, mantık, istek, gaye bu. Tamamen neyi ne kadar öğrendiğini görmen gerekiyor. Yap, denemeni de yap. Şu anda öğrendiğin kadarıyla bir denemeni de yap. Neyi nasıl yapıyorsun bir bak bakalım. Sen sorunu öyle çözüyorsun ama vardır onun da bir yöntemi, taktiği, tekniği. O şekilde ilerlersiniz. Yani bu sınav kaygısı evet bahsederken karşıdaki taraf için biliyorum çok kolay olduğunu. Ama e, sınavın Yarısı bilgi ise yarısı sınav anındaki zaman yönetimi bir kısmı da sınavdan önceki stres yönetimi. Yani eğer bunları başarabiliyorsanız zaten sınavı kazanabilirsiniz ya da istediğiniz puanı alabilirsiniz. Haydi bakalım. Yani bu konuşma var. Oho, bu sınavla ilgili sabaha kadar konuşsak daha da bitiremeyiz. Son güne kadar elimizden Bırakmadan, pet etmeden, yorulmadan mecburuz çalışmaya. Neyi ne kadar bilirsek bizim için o kadar kardır. Kelimeleri 20 tane de ezberlesen kardır günlük olarak çok yoğun çalışan biri için söylüyorum tabii ki bunu. Günlük 15 kelime de ezberletse de kardır. Hocam bugünden sonra mesela son bir hafta kala şun şu sorular çok gelecek. Hocam şu saatten sonra işte 10 puan koyabilir miyim? 15 puan koyabilir miyim? 20 puan bile koyabilirsin. Eğer bir hafta boyunca sağlam çalışırsan 20 puan bile koyabilirsin ki önümüzde daha bir ay var. Bir ay var. Bir ayda düşünsenize her gün 20 kelime ezberlesiniz. 30 günde 600 kelime eder. 600 kelime ne demek? Siz çıkmış kelimelerden 600 kelime ezberlesiniz. Ne kadar geniş bir hazine. Biraz da bu taraftan bakmaya sizi davet ediyorum. Diyor ve hemen sorularıma geçiyorum hocalarım. 30 gün mü demek size daha strese sokuyor? Bir ay demek mi? <laughs> Hangisi gözünüzü? Sanki bir ay deyince benim için sanki daha böyle e, şey geliyor. Daha zaman varmış gibi. 30 gün. Hemen sayması daha kolay gibi. Bir ay daha uzun aynı. Daha oho önümüzde koca bir ay var. Haydi başlıyorum. Şimdi sorularıma. Şimdi close test'lerde bir de close testlerin şöyle bir mantığından, yanlış yaptığımız, yanlış düşündüğünüz bir mantıktan bahsetmek istiyorum. Bu bir öğrenci mantığıdır gerçekten. Close testi çözen öğrenci mantığıdır. Nedense sınavda her şeyi okumak ve her şeyi anlamak istiyorsunuz. Tabii ki bu çok normal bir şey. Ama her şey okuduğumuz her şeyi anlamak da bizim için bazen yetmeyebilir. Orada ne yapacağız? Orada işin içinde teknik girecek, taktik gelecek. Bunlarla ilerleyeceğiz. Her şeyi anlayamayabiliriz. Bu çok doğal. Her okuduğumuz ya da her kelimeyi bilmek zorunda değiliz. Bu da doğal. Bizlerin bile bilmediği kelimeler var. İlla ki bizler de bir sözlük kullanabiliyoruz. Her kelimeyi biz de bilerek doğmadık bunları. Onun için her şeyi tamamen özellikle şu close testlerde bir yaptığınız hatalardan close testi tamamen anlamak istiyorsunuz. İki bir de paragraf soru çözümlerinde paragrafları anlamak istiyorsunuz. Paragrafın %50'sini anlasanız çok böyle detay yerlere takılmasanız aslında 3'te 2 rahatlıkla yapabilirsiniz. Bakın söylüyorum. Close testlerde de öyle. Her şeyi anlamadan kelime sorularını hadi bir tık böyle kenarda tutayım. Tamam mı? Hadi kelime de bildiğim bilmediğin hadi burası böyle bir riskli durum. Hadi kelimeyi dışarıda bırakayım. Yine bak 5'te 3'ünü yine rahat yaparsın. Hadi bir tane de benden olsun. Yani close testlerde de en az 6 tane 10'da 6 yaparsınız. Bakın o da en az söylüyorum. O da kelimeyi hadi bir tane de ya bağlaştan bir yerde de prepten attığımı farz edin. Hadi onlar da yanlış olsun. Yine 10'da 6 yine rahat bir şekilde yaparsınız. Her cümleyi anlamanıza gerek yok. Şimdi şöyle düşünün. Bir tane bağlaç sorusu çözüyorsunuz ama bir cümlelik bir bağlaç sorusu çözüyorsunuz ilk gramer kısmında. Size bir paragraf mı veriyor? Hayır bir cümle veriyor. O zaman ben burada şu cümle arasında bakın şurayla şura arasında bir cümle arasında bağlacımı oturtacaksam buraya o zaman benim tüm paragrafı anlama gibi bir derdim olmamalı. Bana verilen cümlede ne söylediğinden, zıtlık var mı yok mu, sebep sonuç mu, işte ekleme mi yapmış, artı eksi mi gitmiş, eksi eksi mi gitmiş, artı artı mı gitmiş, e, ne bileyim bir e, artı artı da bana bir tekstümü vermiş, değil mi? Bunları anlasam, olumlu bir cümle yapısı mı, olumsuzluk mu var, bunu anlasam yeterli. Bir prep sorusu, diyelim ki şurayla şurayla arasındaki prep sorusu. Ya ben tüm cümleyi anlasam ne, şurayla şur arasında? Anlamasam ne? Benim için bulunan noktaya, verilen boşluğa odaklansam, boşluktaki cümleye, pardon cümledeki boşluğa dikkat etsem, bulunan cümleye dikkat etsem yeterli. Çok rahat bir şekilde çözebilirsiniz hocalarım. Ha işte sizdeki mantık şu. Ana bunu bilemedim, bunu yapamadım. Şimdi diğerini de yapamayacağım. Tamam bunu yapamadıysan o zaman daha geride kalan dört tane ifade var. Onların niye psikolojini bozup dördünü de bir yandan etkiliyorsun? Bunu yapamadıysan daha dördü var önünde. Dördünü yapabilirsin. İşte yapamayabilirsiniz. Mesela diyelim ki sınava açsınız, Bilmediğiniz kelime, kelime bilmiyorsunuz. Çat hepsi gitti. Bir sayfayı bilmiyorsun. Diğer sayfayı bilmiyorsun. Tamam daha önünde 25-26 sayfa var. Geç onları yap. Geç onları yap. Bağlantılı değil. Bulunan yere dikkat edin. Önce gelin bir şıkları inceleyin. Neler varmış? Boşlukta seni ne karşılayacak? Gel önce bir ona bak. Ona göre kafanda bir bağlantı kurmaya çalış. Hemen bakıyorum. Şimdi bak ezif her soruda neredeyse bir şık olarak gelir. Ama doğru cevap geldiği olasılığı düşük. Yani direkt hop doğru cevap diye işaretlediğimiz çok az. Bir, bir kere falan herhalde doğru cevap olarak geldi. Ama şık doldurmayı seven bir bağlaç. Ezif, ezdo bizim için mış gibi anlamında kullandığımız Mış gibi anlamında. Onun için ayrı bir ders yapayım hocam. E, ee, yapmışlığımız da var Burhan hocam. Bir bakalım onu öyle söyleyelim. Ezif ezdo mış gibi. Kendinden önce almayı sevdiği bazı fiiller var. Bunları bilirsem Bunları bilirsem ezife öyle işaretleyebilirim. Neler bunlar? Mesela bir hey, mış gibi davranmak, mış gibi hissetmek, mış gibi kulağa gelmek, sound, seem, appear. Daha çok bu kelimeleri, bu tarz fiilleri yani bunları görürsen işaretle. Ya bu da bu seferki de aşık olsun diye işaretleme bak. 125 puanım var, 80 soruda boş bırakmadan boş bırakmamamız lazım. Çünkü bize bir getirisi yok. Yanlışlar doğruyu götürmüyor. O zaman hiçbir boş bırakmayacaksam yapamadığım soruda da mantıklı sallamam gerekiyor. O zaman şu fiilleri görmüyorsam ezdifileyebilirim bak. yüzde 20'den en azından %25'e yükselmiş oldu ihtimalim. Doğru mu? Alnız bizim için medikçe madıkça masa mesle diye çevirdiğimiz bir koşul bağlacımız. Bir de şunu düşün. Anlas'ın bazı kullanımları var. Alnız bulunduğu cümlede olumlu. Diğer cümlede olumsuz bir ifade almayı seviyor. Appear, sound, seem, appear. Anas dedi ki kendisinden sonra olumsuz bulunmadığı cümlede olumsuz kullanılır. Nasıl? Ya natlı kullanırsın yani ya yapıca kullanırsın ya da anlamca olumsuz kullanırsın. Antil e kadar anlamında zaman bağlayacak. Bak bir tanesinde buradan eleyebilirsin. Eğer anasın bulunmadığı cümle olumsuzsa buradan da eleyebilirsin. Oldu. E rağmen zıtlık bağlayacak. Just as tıpkı nokta nokta gibi dediğimiz özneler arasında benzetme yapmayı istediğimiz bir bağlacımız. Fiilleri benzer vererek özneler arasında bir e, benzerlik yapmayı sever. İşte hay, tıpkı insanların konuştuğu gibi hayvanlar da iletişim kurabilirler. İletişim kurmayla insanların konuşmasına fiil olarak yakın verip hayvanlarla insanları karşılaştırmış oldum. Tamam mı? Buna dikkat edin. Bir de bunun dışında mesela iki tane farklı öznem olacak dedim. Ne gibi? X virgül Y gibi. X, Y gibi iki tane elimde öznem olacak. Tabii ki, ay yanlış yere koyuyorum. Tabii ki bunda şuna da dikkat edin. Şimdi bunun bulunduğu cümlede just as özne yüklem. Şunu silelim. Şuraya özne bir verb diyelim. Virgül Sonrasında özne 2 verb tekrar bir daha olmalı. Yani kendisinden sonra cümle cümle olması gerekiyor. Bakın iki farklı özne olması gerekiyor. Buna dikkat edin. O yüzden özneme asla bir refer ifade kullanamam. Ne demek yani refer ifade hocam? Sallıyorum. dey gibi, he gibi bu tarz bir ne kullanamam, özne kullanamam. Niye? Çünkü iki farklı öznemin olması gerekiyor. They dediğim, if, refer ettiğim yani atıf yaptığım özneler aynı olduğu için ben bunları kullanamam. Çünkü isteğim iki farklı öznemin olması. Dikkat edin. Eğer böyle bir şey de varsa var mı bakayım bu birinci, 21. soruda. Mesela bak it demişsin. Direkt sen bunu kullanamazsın. Daha da artık burada bak just as'ı kullanamazsın. Gördün mü? Direkt mesela kafadan bir tane eledim. Bakayım eziften önce kullandığım bir ifade var mı? Su demiş. Aha bunu kullanamam. Aha gitti. Bak %33'e yükseldi şu anda ihtimalim. Eğer bu şekilde bağlaçların bile kullanımını öğrenirseniz bunlardan bile yürüyerek şükeleyebilirsiniz. Sonra geldim preplerime. Bakıyorum into benim için To word gibi kullan, to word gibi de kullanabileceğim. Yani e doğru, e yönelik anlamında to gibi ea verebileceğim. Bir de değişim dönüşüm fiilleriyle kullanabileceğim bir preposition'ım. Ne demek değişim dönüşüm fiilleri? Mesela change gibi, change into, transform into, ya da ne bileyim turn into, evolve into. Hep bakın bir değişim dönüşüm ifadesi var. Hep onlarla kullanırım. Bunlarla kullanabiliriz. Tabii ki bakın bunlarla kullanabiliyor olmanız da hep bunlarla kullanabileceğim anlamına gelmez. İlle de bunları söyleyeceğim anlamına gelmez. Mesela birçok sık kullanımımızda insight into. Insight'ı da çok fazla kullanırız. Into ile beraber ve doğru cevap olarak da insight into insight'ı vermişti. Intu'yu da yine sonuçlarda, şeylerde, e, ıı, şıklarda istemişti. Sonrasında from, denden çevirisi, without, sus, meden diye çevirdiğimiz bir neyimizde, Prebimizdi. Et zaten et et görüyorsan koşarak işaretleme. Bir dur orada. Koşarak hemen bunu işaretleme. Bir dur bir bekle. Etin özel kullanımları vardı hatırlayın. Nelerle kullanabiliyorduk? Riskle, peakle, ondan sonra rate ile değil mi point ile, level ile, temperature ile center ile, location ile işte at the beginning at the end hep bunlarla kullanabiliyorduk hatırlayın bir önceki derslerimizin hepsinde söylüyorduk bunları Bunlar hocaların bakın bizim için önemli bu et birevi Her yerde her şekilde işaretleyemeyiz. Onun için özel kullanımları varsa çeviri deyda çevirisi olarak varsa bile bir kolay kolay gitmeyin. Bakayım 22'de mesela neyle vermiş? Bir suyun kaynama noktası ile ilgili bir şey söylemiş. Sen burada eti kullanamazsın. Burada veremezsin. Gitti. Sonrasında. Bir ne sorusu kelime sorusu. Bak more than'li kalıp olarak vermiş sana more than. More than'li vermiş. Şunu maviyle çizelim. More than Şimdi bak buraya bir sıfat yerleştireceksin. Tamam. Sana söylüyor ki, sana burada diyor ki işte yel değirmenlerinden ve e, bu su çarklarından daha bir şey olmasını söylüyor. Neymiş? Urgent dediğimiz bizim için acil anlamında. Tedious, sıkıcı. Zaten bak morden kalıbından da buraya bir sıfat geleceğini ya da Bak sonu kelimenin you'la bitiyorsa, able'la, ablela bitiyorsa zaten bunun da bir sıfat olabileceğini anlayabilirsiniz. Threatening bizim için tehditkar. Redundant. Bak dundun konuştun, böyle gereksiz konuştun, çok konuştun öyle ezberleyebilirsiniz. Gereksiz, çok. Flexible de zaten esnek, rahat. Peki geldim 24'te bir tense sorusu vermiş. Peki süper. Tense sorusunda da şöyle bir bakalım. Had to bizim için şey pardon. Had to bizim için zorunluluk anlamındaydı. Should have driven bizim için sonuç veren madıldı. Sonra bir bağlaç daha gelmiş. Such as bizim için gibi anlamında kullanabileceğimiz bir ifade. Şimdi such as kendisinden önce Mantık olarak kullandığımız yerde kendisinden önce cins isim isteyen bir ifade. Şimdi burada verebilmem için, saç yazı cümleye başlayabilmem için bir şeyin örneğini veriyor olmam lazım. Saç deyip nasıl başlayacağım? Yani cümleye nasıl başlayabilirim? Değil mi? Bir mantık olarak bunu çok... Eğer saç cümle başında kullanmak istiyorsam da saç cins isim ancak ez şeklinde veririm ki... Burada X, Y, Z diye anlatabileyim. Yani saçla edin arasında bakın cins ismi yerleştirmiş olurum. Regardless of, maksızın, maksızın, dikkate almaksızın anlamında kullandığım ifade Contrary to, aksine Instead of, yerine In addition to, ek olarak Peki Şimdi instead of'da da şunu söyleyelim. Elimizde iki tane seçeneğin olması lazım. Doğru mu? Niye iki tane seçenek hocam? Şunun yerine şu diyebilmem için. Şunun yerine şu diyeceğim. İki tane seçenek olacak elimde. Ne gibi aynı rather than bağlacım gibi. Rather than gibi aynı. Çünkü bu da benim için den ziyade anlamında kullandığım bir ifade. Den ziyade. Mesela kahveden ziyade çayı severim. Kahve yerine çayı severim. İkisinde de elimizde bir tercih meselesi olabilecek İki seçeneğe ihtiyacımız var. Doğru mu? Peki geldim şimdi. Bakıyorum bana demiş ki binlerce yıldır insanlar bak şuraya kadar olan cümlemi öylesine okuyorum. Öylesine okuyorum. Çünkü beni asıl bağlayan yer şurası. Binlerce yıldır insanlar ne yapmışlar? Relayon. Had relayon. İnanmışlardı. Neye inanmışlardı? İnsan ve şey pardon. Hayvan ve insan gücüne inanmışlar, doğru mu? İnsanlara güvenmişler, dayanmışlar, bel bağlamışlar, ağır yükleri taşımak için, ağır yükleri taşımak için ve drive sürmek için, makineleri sürmek için insan ve hayvan gücüne dayanmışlar. Peki sonrasında bunun hepsi değişmiş. 18. yüzyılın sonunda değişmiş. Neyle değişmiş? Yeni icadın ortaya çıkmasıyla with the arrival of a new invention. Yeni bir buluşun ortaya çıkmasıyla değişti. Neymiş bu yeni buluşta? Steam engine yani buhar makinesi. Buhar ee, buhar gücü ya da öyle diyebiliriz. Buhar gücü. Buhar gücünün ortaya çıkmasıyla ne olacak bizim için? Bütün her şey değişmiş. Bu şimdiye kadar olan insan ve hayvan gücüne dayanan her şey değişmiş. Sonrasında bu buhar makineleri yönetmiş. Nasıl bir yönetim olmuş? By artı verb ayıncı. Yakarak. Doğru mu? By artı verb ayıncı. Bize erek arak çevresi veriyor. Erek arak. Ne yaparak? Yakarak yakıtları ısıtmak için, suyu ısıtmak için yakıtları yakarak buhar makineleri çalışıyormuş. O kaynar. Tamam şimdi bakın kaynaması ile ilgili bir şey söyleyeceğim. Şimdi benim buradan eleyebileceğim bir şık daha var. Niye? Alması şimdi ben buraya yazsam almasın bulunduğu cümle burası olacak. Burası olumlu burası olumsuz olmasını bekliyorum. Ama bu her gücünün makinesinin nasıl çalıştığını anlatıyorum. Herhangi bir olumsuzluk olmadığı için hop anı selendi. Bir zıtlık var mı? Bir bilgi veriyorum. O kaynayana kadar demem gerekiyor aslında. Doğru mu? Kaynayana kadar buhar gücü, şey buhar makineleri de suyu ısıtmak için yakıtları yakarak çalışıyorlarmış. Cevabım o yüzden ne olacak hocalarım? Bizim için until olmuş olacak. Just heaven, olmamasının amacı iki tane farklı özneye ihtiyacım var dedim. İki farklı özne. İki farklı öznem yok ama maalesef. Niye? Çünkü buradaki it. Bu it neye atıf yapıyor? Şuradaki steam angels dediği buhar makinelerine aslında atıf yapıyor. O kay şey, pardon şey suya atıf yapıyor. Suya atıf yapıyor. Suyun kaynamasından bahsediyorum. Yanlışlıkla yanlış ifade ettim. Suya atıf yaptığı için de suya atıf yaptığı için de it diyorum. Öznem it. Şimdi burada aslında bak bak yanlış eleme yaptık burada. Niye yanlış eleme yaptık? Çünkü ben burada mesela suyu farklı bir özne olarak vermiş. It. Ama buradaki buhar makinesiydi. Şimdi suyun çalışmasıyla buhar makinesinin çalışmasını benzetseydi eleyebilirdim. Just as -a. Şey işaret diyebilirdim. Ama suyun kaynamasıyla buhar makinesinin çalışmasını anlattığı için bir benzerlik olmadığı için o yüzden eledim. Ama buradaki eleme olayım şuydu. Yani aslında orada elerken şunu anlatmaya çalıştım. Sağlıyorum ben dedim ki student tamam mı? Anlattım bir şey anlattım. Sonra geldim virgül attım bir bağlacım var şurada x bağlacı. Sonra da geldim dedim ki day. Şimdi benim just yazı burada kullanabilme imkanım yok. Niye yok? Çünkü benim için özneler aynı özneler. Ben dedim ki iki farklı özne olsun. Böyle olduğu durumda direkt eleyebilirsiniz dedim. Eğer özneniz aynıysa. Ama ben burada okumadan bunu söylemiştim. Hani aynısıdır diye. Ama fark etmez yine zaten benim için iki farklı özneyi anlatsa da öznelerin yaptığı işleri benzetmiyormuş. O yüzden de eleyebildim. Hocam anlam dışında e, anti için başka bir şey bakabilir miyiz? Anlam dışında bir de zaman uyumuna bakabilirsiniz. Zaman bağlıcı olduğu için. Sonra geldim tekrar prep soruma. 22 de bana diyor ki dümlenin devamında. Bir neyden bahsediyor? Bir kaynayan sudan bahsediyor. Ne yapılırmış? Ne oluşturmak için? Bir basınç oluşturmasından bahsediyor. Doğru mu? Ortaya çıkan sıcak buhar The resulting of steam ortaya çıkan sonuç olarak yani resulting dediğimiz burada sonuç olması. Ortaya çıkan bir sıcak buhardan bahsediyor. Kaynayan su. Bak buraya kadar baksak bile bizim için yeter. Çünkü anlam burada gizli hocalarım. Çünkü anlam burada gizli. Bu kaynayan su ne çıkıyor? Buhar çıkıyor. Kaynayan suya mı buhar çıkar? Kaynayan sudan mı buhar çıkar? Zaten bu saçma olur. Et zaten elemişti. Kaynayan su için mi çıkar? Result from'dan da aslında belki şey yapabilirsiniz. Yönlendirebilirsiniz. Kaynayan sudan meydana geliyor. Doğru mu? Bir şeyden kaynaklanıyor. Süpersiniz. Result from demem lazım. Kaynayan sudan kaynaklanan. Yani ortaya çıkan bir sıcak buhar varmış. Cevabımız o yüzden ne olacak? 21'de from olacak. Sonrasında 20 şey pardon 22'de 21'i yapmıştık zaten. Sonra bakın bak tüm yeri okumama gerek bile kalmadı aslında. Şimdi şuradan devam edebiliriz. Bak burası ek bir cümle. Şuradan benim şuraya ilgilendiren bağlı olduğum cümle. Doğru mu? Bu basit bir ilke Bu basit ilke açmış bir yol açmış. Neye güçlü yeni makinelere yol açmış? Süper tamam bu ilke de basit e, bu basit ilke de yeni makinelere güçlü yeni makinelere bir kapı açtı dedi. Sonra da bu her makinelere were neydi daha bir şeydi daha bir şeydi. Neyden dedik ki bizim için bir e, yel değirmenlerinden ve water wells yani su çarklarından. Bunlardan daha bir şey olmasından bahsedeceğiz. Bakın devamındaki şu which ifadesini atlayamazsınız. Onun için de size böyle e, bir bilgi sağlıyor olabilir. Bu her zaman olacak diye bir şey yok. Bilgi sağlıyor olabilir. Ki deyip mesela bir cümleyi atıf yapıp size orada bir kopya veriyor olabilir. Bir inceleyelim. Spesifik yani belirli yerlerde inşa edilmiş olan bu e, su çarkları ve yel değirmenlerinden bahsediyor. Daha nedir? Şimdi bakın bizim için aslında yine bilgi var elimizde. Sadece cümleye bakmadan şıklara bakmanızı istiyorum. Şu beş şıkka bir bakın hocalarım kelimelere. Acil, sıkıcı, tehditkar, gereksiz. Yani hepsinde bir tık hadi şu acil hariç bir tık olumsuzluk var Edirne hariç. Edirne'ye bakın olumlu bir ifade. Genellikle genellikle bizim için sıfatlarda e, bazen zarflarda ve fiillerde bu özelliği kullanabiliyoruz. Hatta bunu çıkmış sorularda aslında kullanabiliyoruz daha çok. Çünkü çıkmış sorularda bazen sana şöyle yapıyor. Dört soruda sağlıyorum olumlu veriyor. Bir şık olumsuzu veriyor. Hop işaretleyeceğin şık ya da tam tersi. Dördün olumsuz bir tanesini olumlu veriyor. Hop işaretleyeceğin şık. Bak burada sana diyor ki belirli yerlerde inşa edilmesi gerekli olan, inşa edilmek zorunda olan bunlar. Demek ki bunlar için belirli yerler var. O zaman benim için bu makineleri makineler için böyle bir zorunluluk yok. O zaman bunlar daha rahat daha esnek diye yönlendirmem lazım. Bak şu işte which'in için, içini kaçırmamam lazım. Diyelim ki ben bu which'in içini yani bu relative, relative clause ifadesini okumamış olsaydım hangisinin olacağını nereden tahmin edebilirdim? Belki acil yapılması gerekiyor diye düşünebilirdim. Belki çok daha more'dan daha çok, çok daha fazla deyip redundant'a düşebilirdim. Doğru mu? Which'in içine okumasaydım ben bunu bilemezdim. Ve dikkat edin kelime sorularında her zaman sizin için boşluktan sonraki kısım, boşluğun sağ kısmı daha önemli bir ifadedir. Sonra geldim tense kısmıma. Bakın hiçbirinin birbiriyle ilişkisi yok. Farkında mısınız? Hiçbirini bir önceki cümleye bağlayarak yapmıyorum aslında. Sadece bulunduğu cümleye odaklanarak yapıyorum. Peki bakıyorum şimdi burada bir tense sorusu. Peki Bakıyorum şöyle. Bizim için eskide olan bir şeyle ilgili aslında bilgi veriyor. Metnin genelinde. Baktığınız zaman zaten cümlenin içerisinde de bir ne var? Pasta dair bir şey var. Ta cümlenin, paragrafın en başında. Yüzlerce, binlerce yıldır diye zaten Geçmişi atmıştık. Yani present'ta bir şeyden bahsetmiyorum. Bir gelişim sürecinden bahsediyorum. Geçmişten gelişimden bahsediyorum ama geçmişteki gelişimden bahsediyorum. Onun için burada sanki present bir ifade çok da doğru olmayacak gibi. Peki şöyle bakıyorum. Onlar ne yapacaklar? Ekipmanları fabrikalarda ve çiftliklerde kullanacakları ekipmanları sürmeleri ile ilgili bir şey söylüyorum. Doğru mu? daha güçlü insanlardan bakın buradaki D dediğimiz ifade de aslında bizim için şuradaki buhar makineleri. Buhar makineleri daha güçlüymüş insanlardan, hayvanlardan ve onlar ekipmanları sürebilmesiyle ilgili bir şey söyleyeceğim. Şimdi bu buhar makineleri geçmişte olan bir şey. Present olanları şak diye Kaldı elimde pas. Buranın da present ihtimal hali gitti mi? Gitti. Sholtiv Driven benim için sonuç veren adıldı Nasıl çevireceğim bunu? Sürseler iyi olurlardı ama sürmediler. Sürmediler benim için burada sonuç. Hayır. Sürmüşler ki benim için burada kullandılar diyorum. Doğru mu? Sholtiv gitti. Sürebildiler. Cool drive olur. Will have driven, e, sürmüş olacaktı. Sürmüş olacaktı. Aa, bu da olmaz. Sürmüş olacaktı. Yani böyle hani sürdü mü sürmedi mi seni böyle bir muallakta bırakır. O yüzden cevabımız cool drive olmalı. Sürebildiler. Sonrasında geldim ikinci bağlaca. Tüm bu avantajlar. Hmm. Bakın önemli olan ne biliyor musunuz? Burada önemli olan şuradan bağlaca böl, bölebilmek. Tamam hemen böldüm. Yani benim için avantajlardan bahsediyor. O zaman burası olumlu bir ifade. Eğer olumlu gelirse bakayım ne diyebilirim? Ekleme bağlacı yapabilirim bir seçim yok gibi sanki. Yani instead of diyemeyecekmişim gibi. Ekleme yapıyorsa yani burası da olumlu bir ifade ise tamam. Ama olumsuzsa belki zıtlığa gidebilirim. Ama Bursa'yı işaret diyemem. Niye? Tüm tüm bu avantajlara meksizin oturmuyor. Doğru mu? Bak such as hani x, y, z diye bir şey dedin mi? Bir açıklama yaptın mı? Yok gittim. Cevabım bak Yazlıklık olabilir. Olumsuzsa, olumluysa da ekleme olabilir. Bak, ikiye düşürdüm tek bir yere bakarak. Geldim buraya. Daha büyük modeller kullanılmış. Ne yapmak için? Pompalamak için. Suyun çok miktarını, büyük miktarını pompalamak için kullanılmış. Nerelerden? Drain minus. Yani bu e, kanal sistemlerinden taş yani toplamak için ve bu e, madenleri de boşaltmak için Suyu büyük miktarda pompalamak için kullanılmış. O zaman hala olumlu bir ifade. Bir olumsuzluk yok. O zaman cevabım ne olmalı? Edirne olmalı. If type olarak ezberlemeyin hocam. If type olarak gelmiyor. Yani siz kurallarını, if'in kuralını bilseniz daha iyi olur. C'ye gitmeniz için kullanamazsınız. C'ye gitmeniz için size zıtlık vermesi lazım. Burada size bir avantajından bahsediyor. Sonra bu makinelerin daha büyük modellerini de başka bir şey için kullanıyorsunuz. Cümlenin devamını anlamasanız bile bir şey için kullanıldığı belli. Yine olumlu bir ifade, olumlu olumlu eklemeye gidersiniz. Anlaştık mı? Var mı bir sıkıntı? süper. Geldim şimdi hızlıca bir tane daha çözelim. Hızlıca. Süper. Yoksa ne mutlu. Haydi hızlıca bir tane daha. Şimdi despite bizim için bir zıtlık bağlayacak. Doğru mu? E rağmen anlamına gelen. Owing to den dolayı. Rather than den ziyade. Similar to benzer. As a result of sonuç olarak Bir bağlaç daha in case durumunda ihtimaline karşılık dediğimiz bakın bir durumunda diyorsunuz. Burada kesinlikle kendisinden sonra bir felaket ya da bir olumsuzluk gelmesi lazım. Çünkü burada bir ihtimal durumunda, ihtimal karşısında bir ihtimal halinde diyorsunuz. İhtimal alacağınız şey şu durumda diyeceğiniz şeyde bir olumsuzluk görmeniz lazım. Deprem durumunda, yangın durumunda, sel durumunda, işte ne bileyim tsunami felaketine karşı hep böyle demeniz lazım. As long as ya da so long as. Bunlar bizim için koşul bağlacıdır, Müddetçe anlamında kullanırsınız ya da dığı sürece. Bir kaos için çünkü... Oldu. Although e rağmen so that sın diye sın diye so that sın diye diyorsunuz kendisinden sonra can could will would ifadelerini almayı genellikle çok seviyor bak bunu bilmen senin şöyle işine yarar sağlıyorum şıklarında so that var ve boşluktan sonraki yerde Ayken diye başlayan bir cümle var. O zaman sen yapabileyim diye, yapabilsin diye, yapabilsinler diye bunu görüyorsanız o zaman bunu işaretleyebilirsiniz. Tamam? Bu da bir amaç sonuç bağlacıdır. O da mesiması için. In order to make mak için, in order to, in order that. The... In order to mekmak için. Mekmak için. In order that de mesi için. Bunlar aynı şeyi anlatırlar. Bunlar amaç sonuç bağlaçlarıdır. O zaman ne farkı var bunların? To kendisinden sonra fiili yalın haliyle yani verb bir halde alır. In order that de, that de bitiyorsa bir bağlaç that de bitiyorsa kendisinden sonra cümle alır. Cümle alır ne demek? Yani özne ve yüklem şeklinde gelmesi demek. Birisi verb bir, birisi t ve özne yüklem. Geldim diğer e soruma. Diğer şıkkılarımızda da bir yine ne var? Bir sıfatımız var. Ama ha, e yok sanmıştım bir yere. Weak bizim için zayıf, güçsüz anlamında. Scars ya da rare, nadir, kıt, seyrek söyleyebilirsiniz. Accidental, kazara ya da incidental da diyebilirsiniz. Kazara, vague, belirsiz, obscure, belirsiz, Bunlar bizim için belirsiz anlamında ya da muğlak anlamında kullandığımız ifade. Hayır buradaki, şimdi şöyle mesela kelimelerinizin anlamlarını çıkaracaksınız. Mesela weak biri fiil diğerleri sıfat olamaz. Ya hepsi fiildir ya hepsi sıfattır. Birisi fiil birisi sıfat olamaz. Weak dersem fiil olur. Detaylı da bu da detaylı ayrıntılı. Ne var? O süper kısaltma sorusu var. 29'da kısaltma sorusu var. Hemen kendimi tutamıyorum. Şurada bir bakıyorum. The first ifadesi var. Siz bu şekilde kendisinden sonra süperlatif gelen bir yerde ne yaparsınız? To getirirsiniz. Hemen hemen gitti. Peki neyi göreceksiniz? Ölü hücreleri. O zaman sizin için burada bakın. Boşluktan sonrasına neyi sorusunu sorduğumda cevap alıyorsam nesne var demektir. Nesne varsa da cümle aktif çekimlenir. Pasif yapamazsınız. O zaman aktif işaretleyeceğim. Bakın be verb 3 pasif. Be verb 3 pasif. Cevabımızın o zaman ne olması gerekiyor? Hop. to verb 1. Baktık. Bütün paragrafı bilmeme gerek var mı? Gerek var mıymış? ya da tamamını çevirmeme gerek var mıymış? Yokmuş. Bir de prep sorusu daha. Peki in call collaboration bakın in collaboration dediğimiz ifade bizim için işbirliği. Doğru mu? İşbirliği yapacaksınız. Kiminle? Theodor. Bak kiminle. Kiminle diyorum. Theodor'la. Theodor'la işbirliği yaparsın. Doğru. Theodor arasında yapmazsın. Teodora ya da Theodor'dan ya da Theodor için işbirliği yapmazsın. Theodor'la işbirliği yaparsın. Collaboration with Peki. 28. Bak ne yapacak? Bir gözlem yapacak. Doğru mu? İnternet yapısının şöyle şurayı şöyle bir çizelim. Bak kelim ille de paragrafın her yerini çevirme zorunda olmadığınızı göstermeye çalışıyorum. Bir gözlemden bahsediyorsunuz. Nasıl bir gözlem yaparsınız? Yine bakın yine aynı şey denk geldi. Olumsuz. 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 Olumsuz, olumsuz olumlu. O zaman sen işaretleyeceğin direkt ifade bu olur. Detaylı bir gözlem yaparsın. Doğru mu? Sonra 26-27. Hadi bakalım. Bunlar da bağlacımızmış. Bize ne söylemiş? Mikroskobun icadından önce invention, before invention of the microscope. It was impossible to see cells. It was impossible. Mümkün değildi. Hücreleri görmek mikroskobun icadından önce mümkün değildi. Peki niye burada to work bir kullanmış? Niye ing kullanmamış da to work bir kullanmış? Niye dersiniz? Süper. Soyut bir isim var. Impossible, possible, impossible, possibility, responsible, ability. Bunlar bizim için soyut ifadeler. Sonrasında devam ediyorum. Sadece isim var diye ezberlemeyin. İsim, isimden sonra da ayıncı getirebiliriz. İsimden sonra tu da getirebiliriz. Öyle ezberlemeyin. Soyut isim şeklinde tutun. Bazı biyolojik teoriler neydi? Dayandırılmış böylece spekülasyonlara. Spekülasyon dediğimiz varsayım gibi düşünebilirsiniz. Bunlara dayandırılmış. Peki sonrasında bilimsel bir gözlem bilimsel bir gözlem. Şimdi şuraya dikkat edin. Bir spekülasyon var, sallamasyon şeyler, bir de bilimsel gözlem var. Ne diyebilirsiniz? Bilimsel gözlemden dolayı spekülasyonlara, sallamasyon şeylere dayanmaz. E benzer değil ya da sonuç olarak bilimsel bir şeyin sonucu olarak bir sallamasyon bir şey olmaz. Bu da gitti. Peki zıtlık mı den ziyade mi? Güzel. Gelen cevaplarda bu ikisi arasında. Kimi grup zıtlık dedi kimi grup da den ziyade dedi. Şimdi e rağmen diyenler bakın elimizde bir iki seçenek var. Bilimsel gözleme rağmen mi spekülasyonlara dayanır yoksa bilimsel gözlemlerden ziyade mi spekülasyonlara dayanır? Den ziyade çevirisine bakmadınız işte Patladığınız yer burası oldu Çevirisini denemediniz Çevirisi güzel oldu mu diye bakmadınız Peki ikinci bağlacım da ne söylüyor bana Örneğin insanlar inanmışlar Spontaneous generation Yani neye kendiliğinden Spontaneous dediğimiz hani spontane gelişti Aniden gelişti Kendiliğinden oluşan şeylere inanmışlar Sonra bir bağlaç gelecek. Demiş ki it was hard to believe. İnanmak zordu. Neye? Dead deyip açtım. Hücrelerin kendini yeniden e, üreteceğini, yeniden oluşacağını inanmak zormuş. İnsanda kendiliğinden oluşmasına inanmış. Ne dersiniz? Ne dersiniz? Bir felaket senaryosu yok koşul durumu var mı ya da bunlar kullanılmadığı için amaç sonuç yok. Zıtlık sebep sonuç koşul. Peki deneyeceğiz şimdi çevrelerini. Hemen bakıyorum İnsanlar kendinden oluşuma inandılar. Ne olduğu müddetçe zor olduğu müddetçe. Zor olduğu müddetçe olmadı. Bu gitti. Bir kazlı oldu kaldı. Olduğu deneyelim bakalım. İnsanlar inandılar kendiliğinden oluşuma ne olmasına rağmen zor olmasına rağmen hücrelerin yeniden üreteceğine inanmasın, inanmasının zor olmasına rağmen inandılar mı dersiniz? İnsanlar kendiliğinden oluşuma inandılar. Çünkü inanmak zordu. Neye? Şuna inanmak. Yani hücrelerin yeniden üreyeceğine inanmak zor olduğu için buna inanmışlar. Kendiliğinden oluşuma inanmışlar. Bakın benim için burada zıtlıktan ziyade zıtlıktan ziyade şu var. Bir ortada şuna inandılar. Niye ona inandıklarını açıklıyor içeride. Şundan şu olduğu için inandılar diyorum. Şuna inanmışlar. Çünkü diğerine inanmak zormuş. Buna inanmak zor olduğu için buna inanmışlar. Cevabımız o yüzden because olacak. That buradaki that bir, Rötim, şey pardon, non clause'un içerisinde bir. İki, şu bağlacı gördüm, kesinlikle buna gidebilirim diyemem. Eğer benim buradaki fiilim şurası can could will olsaydı so that'e o zaman gidebilirdim. Anlaştık mı? Madılar neden sonuca çeker mi? Cümlesine göre değişir. Mesela bir cause varsa yüksek ihtimal veriyor diye düşünüp yüksek ihtimalle kanıt sunuyor deyip mesela masada çekebilirim hocam. Ezberden bir tık uzaklaşın. Niye ben onu da size söyleyeyim. Mesela stil için hep zıtlık bağlacına yönlendiriyorduk. Geçen sınavda YDS'de aldı bunu patlattı sebep sonuç bağlacıyla verdi. Patlattı sebep sonuç bağlacı doğru cevaptı cümle tamamlamadı. Mesela her şeyi böyle aynı ee, olduğu gibi verecek diye bir şey yok. Patlatabilir ki ÖSYM bunu seviyor biliyorsunuz. Onun için de bir tık çevirinizi de kullanın hocalarım. Anlaştık mı? Collaboration with dedik bir de. Ha, iki şık arasında kalınca mı? iki şık arasında kalıyorsanız aslında zaten o zaman çeviriyi tavsiye ederim hocam. Yani şimdi buralarda nereden eledik? Mesela felaket olumsuz bir şey yok dedik eledik. İşte mesela ne bileyim Ken Colt, Will Walt yok diye eledik. Ama anlamda bunları oturtamasaydım diğerlerini bir kez daha denerdim. Yine denerdim. Hani önce eleyebildiğimi eleyeyim ki. Sonra 29'un mantığını anlatabilir misiniz? Şimdi buradaki mantık şu. Boşluktan önceki ifade ya sizi ING'ye ya sizi TU'ya götürür. Eğer bulunduğunuz gruplarda sağlıyorum bizim kendi gruplarımızda daha Reduction, işte Geront infinitive başlığı altında bir konu anlatımı yapmadıysak bilmiyorsanız anlayamayabilirsiniz. Ama kendiniz çalıştıysanız, bu konuları hallettiyseniz bunu e, biliyorsunuzdur. Eğer bu konuda eksik olduğunuzu düşünüyorsanız e, sınav kampında, sınav kampının YouTube kanalında vitamin bilgiler e, oynatma listesi altında benim... Reduction konu anlatımı yaptığım, soru çözümü yaptığım bir video var hocam. Onu izlemenizi tavsiye ederim. Hem kurallardan. Çünkü eğer kuralları bilirseniz daha rahat çözersiniz bu soruları. Ee, hem kurallardan bahsettiğim hem de mantığını da anlattığım bir video izlemenizi tavsiye ederim hepinize hocalarım. Anlaştık mı? Güzel, çok güzel bir close test çözümü yapmış olduk böylece. Katıldığınız için Hepinize neyi sorusunu nereye sorup cevap aldık? Hemen söyleyelim. Neyi sorusunu boşluktan sonraya soracaksınız. Diyeceksiniz ki neyi neyi görürüz? Neyi görürüz? Ölü hücrelere. Fiili kullanarak boşluktan sonraki kısmı soru soruyoruz. Neyi görürüz? Ölü hücreleri. Eğer cevap varsa aktiftir, cevap yoksa pasiftir. Rica ederim. Ne demek rica ederim? Teşekkürler sizler de derse katıldınız. Süper. <laughs> o zaman bir sonraki dersimiz yarındı yanlış hatırlamıyorsam programa tekrar bakmanızı tavsiye ederim ee, bu ücretsiz etkinlik e, programına. Yarınki dersimizde görüşmek üzere diyorum. Allah'a emanet olun, kendinize iyi bakınız, hoşça kalın. Görüşürüz.